Katıksız, en saf ve doğal olan aslında en alımlı ve en göz alıcı olandır diyenlerden. Arınarak tüm aksesuarlardan, gereksiz ve yersiz alımdan, çalımdan, özgürce kucak açanlardan doğaya ve doğal olana. Sevgiyi de tıpkı öyle yaşayarak yaşamının özü kabul ediyor. Hissederek üretiyor, ürettikçe en hakiki ve en arınmış olanı hedefliyor. Müziği sesinin billur tınısıyla renklendikçe pozitif dalgalar yayıyor dinleyicilerine. Yapıcı ve üretken olmayı yaşam felsefesine dönüştürdükçe şarkıları sözün ötesinde hayatın özü olarak yansıyor hayranlarına. Bugünkü konuğum gerek müziğiyle gerekse yaşam biçimiyle özgür ve özgün olmayı başarmış ses sanatçılarımızdan sevgili Harun Kolçak. Hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Müziğin kadar yaşam biçimiyle de gerçekten gündeme gelen bir ses sanatçısın. Nedir senin yaşam felsefen? Aslında yaşam felsefemi o kadar güzel anlattın ki yani bunun üzerine boşuna zaman kaybetmeyelim diyebilirim. Ben bile kendim bu kadar güzel, bu kadar doğru, bu kadar özenle seçilmiş kelimelerle anlatamam. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Şöyle söyleyeyim, yaşam felsefeni müziğe yansıtabiliyor musun? Ne ölçüde yansıtabiliyorsun? Tabii yani insan senin de orada belirttiğin gibi doğruları özellikle yaşamaya başladıktan sonra sapmaları zaten kendiliğinden doğal olarak yapamaz yani. İstese de yapamaz. Müziğim de her zaman benim inançlarım doğrultusunda ve doğru olandır. O anda duyumsadıklarımdır, yaşadıklarımdır, yaşananlardır. Kesinlikle senaryolar üzerine kurulu hiçbir söz bugüne kadar anlatmadım. Hep yaşadıklarımı anlattım. Yaşananları da anlattım. Onun için doğal olarak yaşamımı yansıtan olduğu için de müziğim de benim Peki, yaşamım bu tarz, oluyor. Bu tarzın oluşumu, bu seviyeye ulaşman bir anlamda önceden var mıydı böyle yoksa zaman içinde mi kendi kendini buldun? Tabii ben hep araştırıyordum yani küçücük bir çocukken bile bizim iki katlı tepe başında bir evimiz vardı. Onun bahçesinde böyle bakardım, o evrenin sonu nerede derdim mesela. Niye varım? İşte niye yaşıyoruz? Peki niye yaşıyorsak niye ölüyoruz gibi içinden çıkılmaz sorulara küçükten daha zaten kendimi böyle kanalize ediyordum. Özellikle evrenin sonu beni çok ilgilendiriyordu. Yani bunun bir sonu varsa peki sonun arkasında ne var? Peki sonun arkasında ne var? Onun için küçükten bu tip sorgulamalara başlamıştım yani. Ama sonra bilim adamı olmak değil sanatçı olmayı yeğledin. Bu soruların... Şimdi bakın sanat dalında, bilim adamında dalında ve din dalında zaten görev yapan bütün bilinçler aslında aynı bilgiyi aktarırlar diyebilirim. Evet yani. Çünkü ona gelmek istiyorum. Şimdi bu soruları sorarken tabii cevaplarını aramak durumunda da hissediyor insan kendini. Evet. Öyle bir sorumluluk içinde buluyor. Sen de sanatın çerçevesinde bu cevapların bulunmasında misyonik bir görev taşıdığına inanıyor musun? Tabii. Yani her sanatçı gibi olması gereken her sanatçı gibi belli bir misyonu yüklenip onu seni izleyen, seni takip eden, seni dinleyen kişilerle paylaşmak gerekiyor. Zaten sanatçılığın bir görevi de bu. Salt müzik üreterek, konserlere çıkarak, İşte konserlerden de paralar alıp sonra Amerika'ya gidip tatil yapmak yerine ben konserlerin ve müziğin dışında da inandıklarımı, doğru bildiklerimi hep paylaşmaktan yanayım. Örnek alındığı için özellikle değil mi? O insanlardan gelecek mesajlar çok önemli. Tabii bizi izliyorlar, bizi izliyorlar. Yani ben bakıyorum çok güzel de gözlemler yapıyorlar. Kendileri bunu söyledikleri zaman da mutlu oluyorum. Kibirlenmiyorum hiçbir zaman ama çok mutlu oluyorum böyle bir şeyi başarabiliyorum diye. Tabii ki bu yapılmalı yani. Şimdi sen öyle bir konumdasın ki birçok insanı etkiliyorsun. Binlerce gence, milyonlarca insanı etkiliyorsun. Ama bir dönem sen de kim bilir birilerinden etkilenmiş olabilirsin diye merak ediyorum. İlk müzik çalışmalarına sen Benva'da okurken başlıyorsun. Sonra Rıza Silahlıpo'da ve Ritim 68 orkestralarında çalışıyorsun. Ardından onunla Tunç'la çalışıyorsun. Onda çok güzel bir
çalışman oluyor ve derken Sezen Aksu'nun vokalistliğini yapıyorsun. Bu döneme baktığın zaman senin müzik kariyerinin çıkışını en çok kimler etkiledi? Şimdi burada çok unutulmuş diyeyim isimler var. Ben Erkin'le başladım, Erkin Koray'la. Ama yani profesyonel olarak gerçekten Rıza Silahlıpo'da Ritim 68, Nüket Duru'ya eşlik ediyorduk askere gidene kadar. Askerden sonra tamamen ben caza yöneldim ve çok ünlü ustalarla çalıştım. Bir Erol Pekcan, Neşet Ruacan, Aydın Esen, evet, ki ben çok gururlanıyorum öyle bir dostum olduğu için dünya çapında. Sonradan evet bir gün bizim her akşam hemen hemen toplandığımız Bodrum Jazz Cafe diye bir yer vardı. Şu anda yıkıldı o ada, bütün Taksim'de o apartmanlar gitti. Bir gece onunla geldi oraya ve benim tabii ki gerçekten ben bas gitaristim. Etkilendiğim ve çok müzik anlamında çok iyi buluştuğum kişilerden biriydi onunla. Onunla bana orkestrasına katılmamı teklif etti. Aynı filmlerdeki gibi olmuş biraz değil mi? Filmlerde gerçekte yaşamı tabii yansıtıyor. Onunla Tunç Orkestrası'da Sezen Aksu'ya eşlik ediyordu. Dolayısıyla ben orkestrada hem bas gitar çalıp hem vokal yapıyordum. Sonra Sezen sesimden etkileniyordu, seviyordu sesimi. Daha ön plana beni çıkartmak istedi. O dönemlerde düşünmüyor muydun kendi parçalarını seslendirmeyi? Yok, ben eskiden bu Rıza Silahlıpoda'dan önce de amatör dediğim zamanlarda, ki ben hala aslında amatörüm. O ruhu Allah'a çok şükür yitirmedim. Rock müzik çok dinliyordum ve bizim bir grubumuz vardı, Tank diye, ismi de Tank'tı. Orada solistlik yapıyordum, Led Zeppelin, Deep Purple gibi, sesim ince olduğu için o tip grupların şarkılarını söylüyorduk. Ama sonra bas gitaristlikle, ki ben hala çalıyorum bas gitar ve ben onu hep vurguluyorum, ben müzisyenim, pop sanatçısı olarak beni adlandırmayın, ben şarkı da söylemeyi beceren bir müzisyenim. Dediğim gibi işte onun Tunç Orkestrası'nda Sezen'e vokal yapıp bas çalarken, işte Sezen'in de çok zorlamalarıyla ve tabii ki onun da onayını almadan yapamazdım böyle bir şeyi. Çünkü o benim için çok önemli bir ölçüydü. Yavaş yavaş öne çıkmaya başladım. Düetler, Sezen'le düet, Aşkın'la düet derken solo parçalar. Ve o soloları yavaş yaparken yavaş... o coşkulu alkışlar Sezen'e. Alkış almak güzel bir şey tabii. Yani yaptığın işin karşı tarafından beğenilmesi, oradan aldığın alkış senin doğru yaptığını gösteriyor. Doğruyu yaptığını gösteriyor. Boş bir alkış almak istemem hiçbir zaman. Eğer yaptığımda bir yanlışlık varsa o kişilerin beni alkışlamak yerine alkışlamamalarını yeğlerim ki nerede hata yaptığımı düşüneyim, bir daha yapmayayım o hataya. Sezen Aksu, Onna Tunç'un el verdiği ve bizim müzik dünyamıza kazandırdığı birçok genç var. Yalnız şöyle de bir gözlem var, genel bir kanı var. Sezen Aksu'nun bir anlamda piyasaya kazandırdığı isimlerde bir Sezen Aksu üslubu gözleniyor. Oysa sende bundan bağımsız bir tarz var. Evet. Bu bağımsızlığı nasıl yakaladın? Kendi tarzını nasıl buldun? Ben zaten yapı olarak bağımsız bir insanımdır ve her bireyinde bağımsızlığına inanan bir kişiyimdir. Yani kimseyi tahakküm altına almadım bugüne kadar hiçbir zaman. Alındığım zaman da sıkılır kaçarım zaten. Çünkü insanlar doğal olarak ustasından etkilenebilir. Benim ve etkilendiğim onu takip usta edebilir. Sezen Aksu değil tabii, Onna Tunç'tu. Ve biz ilk albümü Onno'yla yaparken zaten Onno bana öğretti belli teknikler, belli şan teknikleri, nefes kullanma, diyafram kullanma tekniklerini. Bu yüzden benim Sezen Aksu'nun tabii ki çok büyük desteği, daha doğrusu tabii çok tamponlaması var diyebilirim. Söyle. Yani hatta bir gün bu sesten mahrum kalmasın insanlar, söyle diye gözleri yaşararak da bunu belirtmiştir. Ama benim gerçekten şan tekniği olarak olsun, yorumlama açısından da olsun etkilendiğim kişi, daha doğrusu öğrendiğim kişi Onna Tunç'tur, Sezen Aksu değildir. Şimdi son albümüne gelmek istiyorum. 4. albümün Teslim Oldum. Kime karşı bu teslimiyet? Allah'a. Bunu biraz açar mısın? Açılacak bir şey yok. Çünkü açarsak bu program bitmez. Allah sonsuz sınırsız bir yüce bilinçtir. Tabii bu arayışlar,
baştan beri dedim ya, küçükken evrenin sonu nerede arayışlar. En sonunda beni çeşitli tabii düşe kalka hatalar yaparak da ara sıra, ki ben hep söylüyorum, benim sloganımdır, hatalarımı çok seviyorum. Beni bugünlere getiren hatalardır. Ama gaf yapmak değil tabii. Hata yapıp o hatayı tekrar etmemek. Ondan sonra arayış. Dışarıda baktım, arayışlar pek bir işe yaramıyor. Gece hayatı. İşte devamlı bir arayış. Buldum zannediyorsun. Aslında bakıyorsun, içindeki boşluğu doldurduğunu zannediyorsun. Ertesi sabah bir uyanıyorsun, o boşluk daha da büyümüş. Dışarısı yerine içeriye yöneldim. Bu da meditatif çalışmalarla başladı. Meditasyon yapmaya başladım. Zaten hep bir mistik yönüm vardı. Yani evde mumlar yakın, tütsüler yansın falan. Hoşlanıyordum bunlardan. Gizem. Ki bugün kesinlikle o yapıda değilim. İçeride yaptığım yolculuklar beni, içeride bir nokta var. O noktaya yaklaştırdıkça doğru bir yolda olduğumu öğrendim. Kendi kendimle barıştım. Kendi içimdeki o boşlukları kendim kapamaya başladım. Ama sonra bir gün şu gerçeği de gördüm. Yaşadım diyeyim daha doğrusu. Aslında ben Allah'ın bir parçasıyım. Beni yaradan o yüce gücün bir parçasıyım. Ben onun içindeyim. Ben ve Allah değil, Allah demeye başladım. Bu açıklamalarınla tasavvuf edebiyatı arasında büyük paralellikler var. Evet, tasavvuftan çok etkilendim tabii ki. Sağ olsun, o zamanlar Yaşar Nuri Öztürk'ün bizzat evine kadar da gitmişliğim vardır. Çünkü bilgiyi, doğru bilgiyi bulduğum yere giderim, alırım sonuna kadar. İşte benle Allah demek zaten şirk denen olaya giriyor. Allah demeye başladım. O Allah bütünlüğün içinde yaşamaya başlayınca da tabii, dolayısıyla kendinden, bu dünyada yarattığın sübjektif kişilikten vazgeçip tamamen bir teslimiyet başlıyor. Ve gerçek huzuru, gerçek insan olma olgusunu yaşamaya başlıyorsun. O parçada öyle ve gözlerim yaşararak aslında yazdı. İslam'ın da özünde değil mi? İslam'ın kendi kelimesi bile teslimiyetten tabii, geliyor. Özünde Müslüman. Şimdi bu albümün için yine farklı müziklere, farklı tınılara, farklı seslere yöneldiğini belirtiyorsun. Bu farklılık ne? Bu farklılık demin bahsettiğimiz teslimiyetle çok paralel. Eskiden daha çok söz müzik, Harun Kolçak ağırlıklı albümler oluyordu. Bir gün baktım, dedim ya, sübjektif kişiliğinden vazgeçince insan objektif bir kişilik de oluşturuyor. Objektif olarak kendime baktım, bir tekrarlama hissettim. Bir kısır döngü başlangıcı hissettim yani. Bu teslimiyet, o teslimiyet bilincine vasıl olunca insan bütünsel bütünlüğü de kavruyor. Ben merkezci olmaktan çıkıyor. Egosantrik kişilikten, evet, egosantrik, o ben merkezci kişilik yok olunca bütünsel bütünlüğe vakıf oluyorsun. Yani sen, ben, bir yerine biz demeye başlıyorsun. Her şeyin bir bütün olduğunu görüyorsun. Ağacın, hayvanın, havanın, senin, benim, bu masanın, hepsinin bir bütünün içinde oluştuğunu ve hepsinin aslında aynı enerjiyi, aynı canı taşıdığını. Senin aslında onunla ilgili çok güzel bir tanımın var. Derin yoğunluktan yatay yoğunluğa geçiş olarak. Tam tersi. Yataydan dikey. Dikey yoğunluk, evet. Dikey. Yatay, eğer yoğunlaşırsanız mekanik sarhoşluk dediğimiz dünyevi sarhoşluğa girersiniz. İşte madde bağımlılığı başlar. Para, pul, yatlar, katlar, onlar bunlar. Tam tersi. Dikey yoğunluktur. Şimdi bu bütünsel bütünlüğü işte insan artık yaşamaya başlayınca bu sefer o bütünsel bütünün içindeki kişilerle ortak çalışmalara girdim. İşte o albümde iki değişiklik de budur aslında. Eda Metin Özülkü, İskender Paydaş, Eser Taşkıran gibi kişilerle de işte söz bana ait, müzik ona ait, söz müzik Eda Metin Özülkü'ye ait, işte Günay Çoban'a ait sözler. Böyle ortak çalışmalara girdim. Ha, baktım o zaman bu ortak bilinçler hep beraber böyle bir potada yine eriyince ortaya çok daha renkli, mozaiği çok daha rengarenk, yelpazesi çok geniş ve çok güzel bir şey çıkıyor. O zaman dedim ki böyle olmalı. Yine bu albümde bir anlamda aynı dönemde çıkış yaptınız. Aşkın Nur Yengi ile bir düetiniz var. Nasıldı yeniden bir araya gelip çalışmak? Şimdi Aşkın'ın en son albümünde
benden beraber bir düet yapmamızı istediler. Ben koşa koşa gittim. Çünkü aşkın özellikle bizim bulunduğumuz sektör, ki cadı kazanı diyorum ben ona. Öyle sektörde çok az bulunabilecek gerçek dostlardan biri. Ben hiç koşa koşa gittim. Ama benim de bir talebim oldu. Ben de dedim istiyorum, benim albümde olur mu? Zaten aşkın çoktan ona böyle koşarak gelirdi. Hüseyin Emre Bey'le de konuştuk bunu. O da kabul etti. Bizim ilk çıkış parçamız olan 1987 Altın Güvercin Kuşadası'ndaki yeniden şarkısını yeniden düzenleyerek ve yeniden okuyarak benim albüme de koyduk. Şimdi biraz önce Cadı Kazanı'ndan bahsettin. Bu Cadı Kazanı'nın büyük bir parçasını oluşturan bir grup var. Menajerler, sizin hep birebir çalışmak durumunda kaldığınız. Evet. Senin o konuda bazı eleştirilerin, bazı şikayetlerin var. Bizde menajerlik kavramı tam oturmadı mı henüz bu sektörde? Hayır, oturmadı. Yani bizde genelde menajerler emlak komisyoncusu gibiler. Yani masasında oturuyor. Gelen konser tekliflerine kendi %'sini koyuyor. Telefonu kapatıyor. Menajer sanatçıyı yaşatır. Sanatçıyla bir olur. Onunla beraber nefes alır verir. O nefessiz kalıyorsa o da nefessiz kalır. O nefes almaya başlayınca o nefes alır. Onunla dalgalanır. Çünkü bizim çok sıradan bir yapımız yok tabii. Bizim dalga boylarımız çok farklı. Üreten bir kişi tabii, olduğumuz için bir farklılığımız var. Yüce Atatürk'ün de dediği gibi değil mi? Her şey olabiliyorsunuz ama sanatçı olamıyorsunuz. Bu yüzden ben menajerimi bugüne kadar bulamadım. Yani seçici olmak gerekiyor ama alternatifler mi çok evet. fazla yok? Yok. Yani zaten Türkiye'de müzik sektöründe alternatifiniz çok fazla yok. Yani hiçbir anlamda yok. Sanat anlamında da Türkiye'de alternatif çok yok. Ben New York'ta yolda yürürken bir basçı, zenci çocuk gördüm. Küçücük amplifikatörünü koymuş. Bir bas çalıyordu çocuk. Vay be dedim, ben de basçı geçiniyordum dedim. Yani yok, burada fazla yok. Ama şu anda beraber kendinden teklif geldiği için çalıştığım Özgür Aras var. O en azından demin bahsettiğim sanatçıyla beraber dalgalanan, beni hisseden ve de hizmet bilincinde olan bir insan. O yüzden onunla beraber şu aşamadaki çalışmalarımdan memnunum. Ama dediğim gibi sanatçıyı yaşatan kişidir menajer. Onun üstünden %10'uyla para kazanan kişi değildir. Kusura bakmayın. Şimdi müziğinin yeni albümde farklı arayışlar dedin, farklı tınlar, sesler. Şimdi tipin itibariyle de bir farklılık gözleniyor. İşte saçında biraz değişiklik var. Kıyafetlerinde. Belli bir tip değişikliği beraberinde belli bir imajı da getiriyor mu? Yoksa bu sadece öyle hissettiğin için mi? Şimdi saçlarımdan çok sıkılmıştım. Yani uzun saçtan sıkılmıştım. Bakımı çok zordu. Yani permalı falan değildi saçlarım ama doğal kıvırcıydı ama her banyodan sonra ben çok yıkanan bir tipimdir. Çok severim yıkan. Suyu çok severim. Her banyodan sonra bir kabustu o saçların açılması. Ben yavaş yavaş da sıkılıyordum saçlarımdan. Bak o sıkıntı gittikçe böyle günlük yaşantıya da yansımaya başladı. Saçlarımı toplamaya başladım arkadan. Yani istemiyordum artık o düğümü. Sahnede rahatsız olmaya başladım. Evet. Ağzıma giriyordu falan. Dedim kestireyim. Bu kadar basit yani. Bu arada dış kaynaklı müzik kanallarını ben çok izlerim. Profesyonellik adına bir kere izlerim. Ne yapılıyor, ne ediliyor önce. Bu renk saçları çok bu görüyordum. Dönemlerde. Evet, yani çok görüyordum. Hoşuma da gidiyordu. Özellikle dipleri biraz çıktıktan sonra daha da böyle hoş oluyor filan. Berberime gittiğimde işte yıl dedim ki Yılmaz, ben bunu denemek istiyorum. Yani deneyelim. Olmazsa doğal rengine boyayalım bu saçı. Ondan sonra da zaten istemiyorum. Yani olmaz mı? Boyadık, herkes bayıldı. Ay dediler, civciv gibi oldun, şöyle oldun, çok şeker oldun filan. Zaten tanım öyle değil mi? Civciv saç diyorlar. Civciv sapsarı. Evet, öyle oldu. Artık o kadar civciv çoğaldı ki hatta ben dedim ki ben artık bu durumda anaç tavuk oldum galiba civcivlerin. Baktım hiç olumsuz bir eleştiri almadı. Tam tersine benden sonra da bir sürü kişi beni bekliyormuşçasına saçlarını bu platine renge boyatmaya başladı. Belli bir süre böyle gidecek ama bunun belli bir zamanı var. Ondan sonra doğal rengiyle ve kısa böyle rahat, hani var ya, yıkıyorum çıkıyorum. Evet. Çünkü artık tabii ki seni seyreden, sana bakan kişiye özellikle böyle medyamik bir kişiysen saygın olmalı onların karşısında. Tabii ki
doğru ve düzgün çıkmalısın ama olabildiğince durulaştığım ve saflaştığım için düşünce bazında görüntüm de artık öyle olmaya başladı. Yani şu yarattığımız bu sarı saçtan belli bir süre sonra da herhalde doğal saç rengine geçip öyle devam edeceğim. Şimdi doğallıkla devam edeceğim. Beslenme konusunda da senin doğal bir tarzın var. Evet. Vejetaryansın, herkes biliyor. Bir dönem Zeytin diye bir vejetaryen dernek kurmuştun. Sonra kapandı o dernek. Niçin kapandı ve yeni bir çalışma içine girmeyi düşünüyor musun? Yine bunu yaymak adına. O dernek vejetaryen derneği değildi her şeyden önce. Toplumla doğruları paylaşacak bir dernekti. Derneğin içinde çok değerli isimler vardı. Mansur Beyaz Yürek gibi benim Semmen Oğa'dan da arkadaşımdır. Mesela o uyuşturucu, alkol, sigara bağımlılığı üzerinde fonksiyon gösterecekti. Ben doğal beslenme üzerine. Perihan Savaş, Lemansam gibi bir çekirdek grup. Zaten dernekler kanununa göre belli bir kişinin bir araya gelmesi lazım. Cemil vardı, Cemil İpekçi. Müheyya İzer Hanım vardı, Türkiye'nin ilk yoga hocası ve ilk vejetaryen kitabını ve bence en doğru olan kitabı yazmış kişidir. Yani yaşamın her kesiminde doğal yolları böyle bir yayılım yapılacaktı. Fakat ben daha ilk toplantıda demin bahsettiğimiz sübjektif kişiliklerin ortaya çıktığını falan gördüm. Biz kendi aramızda uyum sağlayamazsak topluma nasıl bir uyumlu bir imaj göstereceğiz de nasıl fonksiyon vurgulayacağız? Bu yüzden vazgeçtim o dernekten. Yani daha ilk toplantısında tamam dedim, bu olmaz. Şu anda ben bir derneğin çalışmaları içindeyim. Bu dernek de tamamen evrenin ve uzayın teknolojik bilgisinin üzerinde yoğunlaşan ve Teknolojik Bilim Derneği, Atlanta Teknolojik Uzay Bilim Derneği diye bir derneğin İstanbul'da sorumlularından biriyim diyebilirim. Şimdi sen sözü açtın, ben hemen oraya geleceğim. 1992 yılında hafta sonu gazetesine verdiğin bir röportajdan alıntı yapmak istiyorum. Yine senin bu mistik olguları olan eylemin ve uzaylılara karşı inancınla ilgili bir alıntı bu. Şöyle demiştin, dünyamızın geleceğini nasıl görüyorsun sorusuna cevap olarak uzaylılar yakında dünyaya gelecekler ve yeni bir çağ başlayacak. Altın bir çağ, bu çağın başlangıç noktası ise Türkiye olacak. Çünkü kozmopolit bir toplumuz biz. Mesela Atatürk bu çağın temellerini atmak için görevlendirilmiş biri demiştin 1992 evet. senesinde. Bu tür iddiaları hangi kaynaklara dayanarak ortaya koyuyorsun ve bu söylediğin 1992 senesindeydi, 98 senesindeyiz. Hala bu doğrultuda mısın? Geliştirdin mi yoksa bazı eksiklikler görüyor musun? 92 yılında spiritüel çalışmalarda çok yoğunlaşmıştım. Spiritüel çalışmalar da medyumik kanal dediğimiz, yani medyumlar sayesinde alınan bilgiler olduğu için ufak tefek sapmalar olabiliyor. Ama bugün tamamen rapsal, ruhsal ve teknolojik bilgiyi beraber olarak ele aldığımız bir oluşumun içindeyim. Burada Atatürk'ün, yani bu oluşumun altın çağı demiyoruz ona, altın çağı spiritüel anlamdaydı. Biz ona şimdi ana hasat diyoruz. Bu ana hasat dönemi Türkiye'den başlayacaktır. Ve Yüce Atatürk de zaten bu görevle gelip Türkiye'yi emperyalist güçlerden kurtarmıştır. Peki bu inancına örneğin diyorsun ki Atlanta'nın ben oradaki merkezin Türkiye'deki temsilciliğini yapacağım. Merkezimiz Adana'da. Peki yurt dışındaki Atlanta bu... yani Amerika'daki Atlanta ile bir alakası yok. Peki yurt dışında bu konuyla ilgili çok çeşitli araştırmalar yapılıyor. Evet. Çok sayıda milyonlarca insan bu konuda inançlarını dile getiriyor. Dernekler var, vakıflar evet. var, bilimsel ya da mistik çalışmalar var. Evet. Yurt dışında tahmin ediyorum bu insanlarla irtibat içindesiniz. Onların da inancı yine bu tür bir evet. olayın Türkiye'de başlayacağı doğrultusunda evet, mı yoksa... Evet. Türkiye'de olanlar mı bu inanç? Hayır efendim. Türkiye'ye bağlı 8 odak daha var zaten dünyada. Ben şöyle bir örnek vereyim. Benim pazar günleri benim toplantılarım. Benim sorumluluğumda olan toplantılar. Dün oraya bir hanım geldi. Yeni bir arkadaş katıldı aramıza. O New York'ta
Türklerin oluşturduğu bir toplantıya katılmış. İşte yemek yeniyor, sohbet ediliyor filan. Ve orada duymuş Türkiye'den ve Adana'dan özellikle bilgi alındığını ve orada çalışmalar yapıldığını. Bunun yanında Londra'da bir arkadaşımız var. O taksi şoförlüğü yapıyor. Taksisine binen iki Hintli bu konuyu açmışlar. Kendiliğinden açılmış. Daha doğrusu bizim derneğin şeyi var, sticker'ı var, camında o varmış. Bu ne diye sormuşlar. İşte demiş, bu bizim bir derneğimizdir. Böyle böyle böyledir. Bazı daha şu anda burada benim açıklamak istemediğim bilgiler verince, ah işte bizim de aradığımız buydu, bize bu söylenmişti, bu isimler bize verilmişti diye bu Hintli dostlar da oradan hop bize katılmışlar. Devamlı bir katılım var ve bu katılım 2000 yılına kadar devam edecek. Çünkü orada Türkiye'de bunun başlamasının nedeni olarak kozmopolit bir toplum olmasını gösteriyorsun. Çok, tabii ki o zamanki dediğim gibi o zamanlar daha çok spiritüel yoğunlaşmam vardı. Şimdi spiritüellikten daha çok rapsal ve teknolojik bilgiyi bir araya koyuyoruz. Burada ufak tefek yanılmalar var. Çünkü aynı çıkışla hareket edersen o zaman kozmopolit toplum, Amerika çok daha kozmopolit bir toplum. O konuda çok daha yoğun araştırmalar var. Amerika'nın da kozmopolit olmasının başka bir nedeni var. Onları ben burada vurgulayamam. Peki, bu apayrı bambaşka bir... Selahiyetim dışındadır. Bambaşka bir program konusu olabilir bu tür tartışmalar. Şimdi ben başka çalışmalarına geçmek istiyorum. Örneğin senin doğal yaşamla ilgili çalışmaların çerçevesinde alkol ve uyuşturucuya karşı bir tavrım var. Evet. Bu konuda gençlere yönelik ya da genel olarak çalışmaların var mı? Bu tavırlanma tabii benim üzerimde yapılan özellikle spekülasyonlardan da kaynaklanıyor. Zamanında çok alkol tükettim. Yani içtim ama böyle bir bağımlılık, yani tedavi kesinlikle söz konusu değildi. Uyuşturucu hiçbir zaman kullanmadım. Ama nedense manşetler yapılacak kadar da abartıldı bu. Ama her şeyde bir hayır olduğunu düşündüğüm için, pozitif yaklaştığım aslında için. Bu çok büyük bir çelişki çünkü sen doğal yaşamı bu kadar kendi hayatında birebir uygulayan bir insan olarak alkol ve uyuşturucuya en uzak olması gereken bir insansın. O yüzden bu tür yakıştırmaların olması şimdi aslında büyük bir... Geçmişte tabii ki tükettiğim alkollere bağlı olarak günümüze taşındı. Ben buna bir anlam vermedim ama bunda da bir hayır vardır diyoruz tabii ki, hep pozitif düşünceden yana olduğumuz için. Benim aktif olarak böyle bir çalışmam yok. Ama o dernek kurulsaydı orada bu çalışmaları sevgili Mansur Beyaz Yürek üstlenecekti. Böyle bir çalışma platformu da oluşturacaktık. Ama şu anda öyle bir şey yok. Hayvanlara karşı da özel ama bir... evimde sigara içmek yasak mesela. Yasak. Onu söyleyebilirim. Hayvanlara karşı da özel bir duyarlılığın var. Yine senin daha önceki verdiğin röportajlardan gördüğüm kadarıyla örneğin Japonlardan nefret ettiğini dile getirmişsin. Neden? Çünkü işte balinaları ve yunusları katlettikleri için. Sen de Türkiye'de yaşayan bir insansın. Türklere karşı nasıl bir sempati besliyorsun bu konuda? Şimdi o zamanki tabii ki coşkunluğumla diyeyim, nefret kelimesini kullanmışım. Bu tabii ki bugünkü bilincime göre çok yanlış bir şey. Allah'ın yarattığı ve Allah bütünlüğün içinde olan hiçbir şeyden nefret edilemez. Onu vurgulamak istiyorum. Ama Japonlara çok celallenmiştim diyebilirim. Bir Ankara Havaalanı'nda bayağı Japon bir grupla bu konuyu tartıştım. Yani teknolojik konuda üstünlüğünüzü vurguluyorsunuz, kibirleniyorsunuz ama hala o zavallı hayvanları katlediyorsunuz diye bir bayağı Ankara Havaalanı'nı birbirine katmıştım. İnsanoğlu her yerde aynı. Türkiye, Japonya ben ayırmıyorum. Evrensel bakıyorum olaya. Benim için pek önem taşımıyor açıkçası. Bu tip sınırlar, bayraklar, ten rengi gibi şeyler. Çünkü hepimiz dediğim gibi aynı bütünlüğün içindeyiz. Türkiye'de de böyle hayvanlara yönelik çalışmalar yapan kişiler var. Ama bu kişiler bazılarına bakıyorum kürk giyiyorlar. Hayvan severim diyen bir insanın masaya oturup hayvanı yemesini ben anlayamıyorum. Yani bir insan hayvan seviyorsa oturup ondan sonra hayvanı yiyemez yani. Böyle bir çelişki içinde bazı arkadaşlar. Ha, kedi seviyorum diyebilir. Muhabbet kuşu seviyorum diyebilir ama hayvanları seviyorum diyen bir insan et yiyemez. Sen şimdi hiçbir hayvan ürünü yemiyorsun değil mi?
Yumurta da dahil mi buna? Peki, son olarak Eşref Kolçak'ın oğlu olduğunu pek dile getirmiyorsun. Getirmesini de pek istemiyorsun anladığım kadarıyla. Yok, istemiyorum. Yok. Peki, o zaman Eşref Kolçak'ın ünlü olmasından dolayı işte ünlü adamın oğlu tanımlamasına maruz kalmamak için mi? Yoksa sinemaya karşı bir tavır mı? Yok. Eşref Kolçak'ın oğlu olmak benim için çok gurur verici bir şey. Bu gururlanmak da bir kibirlenmek açısından alınmasın lütfen. Büyük de bir sorumluluk. Evet. Çünkü Eşref Kolçak yaşantısıyla, sanatıyla topluma örnek olmuş nadir kişilerden biridir Türkiye'de. O yüzden o adı taşımak çok büyük bir sorumluluk. Ama özellikle vurgulamamak diye hiçbir zaman bir şey yok. Sorulduğu zaman söylerim. Sinemadan uzak durdum. Bu uzak durmamı da bana hep babam öğütlemiştir. Çok enteresan. Çünkü babamın sinema sektöründe Türkiye'de özellikle prodüktörlerden neler çektiğini ben çok iyi biliyorum. Sen de çok farklı bir piyasada çalışmıyorsun ama bugün. Tabii ben de farklı bir yerde savaşımı veriyorum. Para bağımlısı olmak, alkol bağımlısı olmaktan, uyuşturucu bağımlısı olmaktan daha kötü. Çünkü onların tedavisi var. Ama para bağımlısı olmanın tedavisi yok. Peki sinemaya böyle kesin bir rest var mı? Yoksa ileride sinema ile ilgili projeler gündeme sinema, gelirse düşünür müsün? Sinemada yani aktör olmak çok belli bir baz gerektiriyor. Belli bir temel, belli bir bilgi gerektiriyor. Ben bugünlere geldim. Bugün Harun Kolçak olarak şurada oturuyorum ama benim 20 yıllık bir profesyonel geçmişim var. Onun arkasında da herhalde bir 26-27 yıllık da bir müziğin içinde çalışmam var. Ancak artık gelip burada konuşabiliyorum. Onun için sinemaya girip ben Eşref Kolçak'ın oğluyum, eşim de popüler Harun Kolçak'ım, yeni imajım da fena değil falan deyip kameranın önüne atmak sinema adına terbiyesizlik olur. Sanat adına saygısızlık olur. Ama geçenlerde bu çok zorlamalar oluyor tabii. Ben de onu önerdim. Yani babamla, Eşref Kolçak'la beraber oynayabileceğim bir senaryo yazılabilirse, ki bu tip senaryolar Türkiye'de yazılamıyor. Belli bir yaşın üzerine çıktığı zaman aktörler onu başrolde oynatabilecek senaryolar yazılamıyor. Evet. Ya yazılmıyor ya yazılamıyor. Biz de hep jöner üzerine kurulmuştuk. Yanlış tabii. Yani Henry Fonda Bedeni Terk Etmeden Önce biliyorsunuz On Golden Pond filmiyle hatta Oscar bile kazandı galiba ve 80 küsur yaşındaydı. Bu tip senaryolar yazılmadığı için kısır bir döngü de var onun için. Ama babam gibi deneyimli bir kişi özellikle babam olursa ve onunla tabii ki başrolü böyle paylaşabileceğimiz bir senaryo getirilirse seve seve oynarım. Bir şartla filmin müziğini de ben yaparım. Çok teşekkür ederim ben Harun teşekkür programa ediyorum. Katıldığın için, bu doğal sohbet için. Bu doğallığın hem müziğinde hem de yaşamında devam etmesini diliyorum. Programımızın sonunda böyle bir defterimiz var. Senin için de bir sayfa ayırdık. Biliyorum. Ben zaten programları özellikle izliyorum katılmadan önce.